Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunuza sunuş getirişimiz. Kanal istiklalar ekranımızda bulsun. Xitay tor erkinlikini çekleşte yana aldığın Katar'dan uğrun aldı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe, Amerika'nın Kişilik Hukuk Teşkilatı Erkinlik Sarayı bugün yıllık dokulat ilan kılıp, Xitay'nın 65 devlet içinde yeni bir kıtım tor erkinliki en naçar devlet Katar'ın uğrun alganlıkını ilan kıldı. Dokulatı bildirilişçe, ötken 10 yılda dünyada tor erkinliki devamlık tövelligen. 2019 yılı 6. aydın 2020 yılı 5. yağışı bolgan bahalaş mezgili de Nurgun devletlerinin hükümetleri virüs yuqumidan paydalanıp torunu nazarat qilish, sallıq ma'lumot toplash, tanqidi fikirlerini tekşürüş qatarlıq hareketlerini kengaytgan. Şundaqla yeni texnikilik usullarını kullanğan. Bulupmu Xitay bu cihette alahidi közge çeliqqan. Bildirilishçe internet erkinliki dokulati tarafından bahalanğan 65 devlet içide kem digende 28 devlet icabi bulmağan sahiye sallıq ma'lumotları ve halkılıq dokulatlarını bastırış üçün tor beketlerini tosup etken, ya ki işletkücülerini, ictimai alakı süpüleri ve başka tor kanallarını, uçur mezmullarını üçürüşke mecburluğan. Dokulatı eğitilişçe yukum ceryanı da 13 devlet torunu üzüp etken, 20 devlet tordaki fikirlerini tekşürüşke alakadar kanun nizamlarını köpe etken, 45 devlette virusku münasifetlik sözlerini kılgallarını kolgu iliş ekvali körülgen. Erkinlik Sarayı'nın Xitay, Hong Kong ve Tayvan meselelerine mesul Ali Tetkikat Analizcisi Sara Cook'un bildirişçe, tor fikir erkinliği nacarlaşkan nurgun devletlerine nispeten virüs yukumi hükümetinin tor erkinliğine arlaşışıda türtkilik rol oynayan. Ama Xitay yukumdan ilgirimi katlı kontrol kılış tedbirlerini kullanan bulup, izcil halda tor erkinliğini kent kölemde bastırgan. Dokulatı bildirilişçe, Xitay'daki torda en katlıq tekşürülgen temalar Hong Kong'daki namayiş Tiananmen vakasının 30 yıllığı ve Şarkı Türkistan halkını kan kölemlik tutkun kılış katarlıqlar iken. Erkinlik Sarayı'nın aşkarlışça, ötken 20 yılda Xitay Komünist Partiyesi dünyadaki en ilgar teknikilik nazarat sistemisini berpa kılgan. Xitay tor ve tor sırtıda dünyadaki en çok közdiş kamerası torunu uğrullaştırıp, kurallarının şahsi uçurlarını toplugan. Bu yıl birinci aydın başlap dairler hazırkı nazaret üskünleri ve biyologiyelik uçur arxivlerini yeniden yasalgan yumuşak detallar bilen birleştirip etken. Amerika yukur derecelik emeldari Tibet'nin alahide maslaştırıcısı kılıp tayinlendi. Germaniya Avazı'nın haberde bildirilişçe Trump hükümeti Amerika'nın yukur derecelik kişilik hukuk emeldarını Tibet'nin alahide maslaştırıcısı kılıp tayinlendi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo 14. Oktober Taşkı İşler Ministeri Demokratiya Kişilik Hukuk ve Emgek İşleri Yardımcısı Robert Destro'nun Tibet'nin alahide maslaştırıcısı kılıp tayinlengenlikini ilan kıldı. Pompeo bu vaqtki bayanatıda biz Amerika'ya vakaleten Xitay bilen Dalai Lama ya ki onun vekilleri otursuzdaki söhbetini ilgili sürüp Tibetlerinin özgece dini, medeniyeti ve til alahidlikini qoğdaymız. Hem de onlarının kişilik hukukunun hürmet kılınışı'nı kapaletli kılımız. Amerika yanıla Xitay'nın Tibet rayonundaki bastırıştırığa dikkat kılıdığı diyen. Melum buluşça Xitay izcil türde Amerika'nın maslaştırıcısı bilen alakalı işini red kılıp, bunu Xitay'nın içki işlerine arlaşkallık deyip çıntırvatkan bir vakitte Tibet'ki vekil değilleş meselesi kızgın münazır kuzgıdı. Soda, Tayvan meselesi, kişilik hukuk, Cenubi Deniz ve Xitay virüsü katarlıq bir katar talaş tartışlar sebeplik, Xitay-Amerika münasibeti netçe 10 yıldın buyanki en tövən noktığı çüşüp kaldı. 7. ayda Pompeo Amerika diplomatlarının Tibet'ki girişini çekleşke ve kişilik hukuk depsendikilikigi münasibetlik Xitay emeldarlarına karıta vizi çeklemesi koyganlıqını, Washington'un Tibet'nin hakiki autonomiyasını kollaydıganlıqını oturuğu koygan idi. Angliya Xitay'nın Angliya üçün uzun müddetlik zor tehdit ikenlikini bildirdi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe, Angliya Devlet İçi İstihbarat Organı MI5'nin mesulü, Angliya duş gelgen en çok uzun müddetlik tehdit Xitay'dan kilidu digen. MI5'nin mesulü Ken McCallum London'daki ammevi nutkıda, Rusya hazır Angliya duş kilibatkan en çok devlet tehdidi. Ama Xitay kelgüsü de tihamu hatarlık bulup kalıdı.
Rusiyanın nachar muhit payda qilgan bo'lsa, Xitoy klimatni o'zgartiradi degan. Bildirilishicha, Mikalom o'zining Xitoyning maxfiy faoliyatlariga qarshi MI5 ning harakat doirasini kengaytirishni planlayotganligini aytgan. Shundaqla Xitoyning Angliyaning dori shirkatlari va universitetlarining aqliy mulk huquqini o'g'irlashga urinib kelganligini bildirgan. U yana Xitoy Rossiya qatorliq dushman davlatlarining hukumat maxfiyatligini o'g'irlash qatorliq an'anaviy jasusluk harakatlaridan qo'l uzganligini, Angliyaning iqtisodiy va ul aslahalariga qarshi harakat qo'llanib, Angliya demokratiyasiga buzg'unchilik qilishga uringanligini ayibladi. Ma'lum bo'lishicha, Mikalom MI5 ning mas'uli bo'lishdan ilgari 24 yil alohida xodim bo'lgan. U chat al vakolatchilarini tizimlash tuzumi o'rnatishni siyosatchilar, savdo maslahatchilari va chat alning ishaqini olgan advokatlarning faoliyatini tizimlatishni talab qilgan va bu xil aralashishning jasusluk tahdidiga o'xshamaydigan darajada bevosita zarba beradiganligini ta'kidlagan. Hindiston Chigra rayonidagi ko'prik qurilishini davomlashtirishni ching turdi. Germaniya ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Hindiston Xitoyning norozilik bildirishiga qaramay 44 o'rindagi Chigra transport ko'prigi qurilishini davomlashtirishni ching turgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy Hindiston chegarasidagi talashtirish bo'layotgan rayonning eng tuban temperaturasi 0 dan tuban 50 gradusga tushib qolgan bo'lsa-mu, ikki taraf texa askar chekindirish to'g'risida signal bermagan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy tarafining qarshilik bildirishiga qaramay, Hindiston 44 o'rindagi chegara transporti ko'prigi qurilishini davomlashtirganligini bildirgan. Bildirilishicha, 7-chi qatimliq suhbatdan keyin Xitoy bilan Hindiston 13 oktyabr birlashma bayonot e'lon qilib, ikki harbiy qo'mondonning aktiv va ijobiy muzokaralashib, Himolaya chegarasidagi masalani hal qilganligini o'tirg'i qo'ygan. Xitoy va Hindiston diplomatlari va harbiy amaldorlari bir qancha qatim suhbat o'tkazib, askar chekindirish masalasini muzokara qilgan. Dushanba ikki tarafning yuqori darajalik amaldorlari g'arbiy Himolaya tig'ining Hindiston tarafidagi Chushulda 7-chi qatim suhbat o'tkazgan bo'lib, suhbat 10 soatdan ko'proq davomlashgan. Bu talash tartish bu yil 4-chi oyining 5-ida boshlangan bo'lib, yangidekli Xitoy armiyasining Tibet egizligi bilan chegaralandigan amaliy kontrol liniyasining Hindiston tarafidagi Ladakh rayoniga singib kirganligini bildirgan. Xitoy bu rayonning Xitoy zaminiga tabi ekanligini o'tirg'i qo'ygan va Hindistonni bu rayondagi tosh yo'l qurilishining muqimsizligini keltirib chiqarganligini ayiblagan. Navbatda har ikki tarafdagi 10 minglagan askarlar zambirak, tanka va kurashchi ayroplanlar bilan qurollangan. Hozirga qadar har ikki taraf askar chekindirish to'g'risida signal bermadi. Garchi qish yiqillab qolgan, temperatura 0 dan tuban 50 gradusga tushib qolgan bo'lsa-mu, ammo vaziyat keskin davom qilmoqda. Xitoy Sharqi Turkistonda 7-chi qatimliq nufus tekshirishni boshladi. Atalmish Xinjiang gazetining Xitoycha nashrining 14 oktyabr bergan xabarida aytilishicha, 13 oktyabr atalmish avtonom rayonlik hukumat mamlakatlik 7-chi qatimliq nufus tekshirish rahbarlik guruhining 3-chi qatimliq umumiy yig'ini chaqirib, Sharqi Turkiston bo'yicha 7-chi qatimliq umumyuzlik nufus tekshirish xizmatini qayta o'rinlashtirgan. Mazkur Xitoycha xabarda avtonom rayon deganning oldidagi uyg'ur degan so'z chiqarib etilgan. Yig'inda bu qatimliq nufus tekshirishning Xitoyning yaqinqi davlat ahvoli va davlat kuchini tekshirish, nufusning o'zgarish va taraqqiyot ahvolini egallash, atalmish Xinjiangning taraqqiyotini ilgari surib, uzoq muddatlik muqimlik va amillikni ishqa oshirishda o'ynaydigan muhim roli ta'kidlangan. Yig'inda yana nufus tekshirishning konkret usullari bekitilgan bo'lib, nufus tekshirish bilan birga yana hukumat mablag'ining ishlatilish ahvolini tekshirish hamda har bir aholilar komiteti, har bir bino, har bir ishik, har bir uy, muqim nufus va ko'chma nufus qatorliqlarini to'liq tekshirish talab qilingan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy rejimi uzundan buyon Uyg'ur qatorliq yerlik millatlarga nufus cheklash, nufus ozaltish siyosati yurgizib kelgan bo'lib, millatlarning ko'payishini o'zlariga tahdid deb hisoblagan hamda har qatimliq nufus tekshirish natijasini milliy siyosat belgilashning asosi qilib kelgan. Xitoyning Sharqi Turkistondagi bu qatimliq nufus tekshirishi Xitoyning yaqinqi 3 yildan beri yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikdan omon qolgan nufusning sonini aniqlash bo'lib, Xitoy bu orqali o'zlari elib borgan jinoyatning natijasiga asosan bunundan keyingi Sharqi Turkiston siyosatini belgilamoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin ekan. Xitoy o'lkalarida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar qattiq kontrol qilinmoqda.
Zimistan Torun'un yakında haber kılışça Xitay ülkelerdeki her kaysi şehirlerde okuvatkan Uygur okuguçularımı kattık nazarat astığı eylingan bulup, onlarının özünün milli ve dini kimlikini ifadeleşi pütülleye çeklengen. Haberde bildirilişçe Xitay rejimi atılmış Şinjan'daki kalıq milletlerge yardım kılış üçün onlarının perzentlerini Xitay ülkelerde okutuvatkan bulup, emeliyette bu Xitay rejiminin özleri işgal kılgan zeminlerdeki yerlik milletlerini Xitaylaştırış siyasetinin bir kısımışken. Xitay'nın Fujian ölkesi Otur Mektibinin okutukçısı Zimistan Toru'a bergen uçuruda Uyghur Kazak okuguçularının kündülük durmuşunu kattık nazarat kıldıqalıqını okuguçlar ders okuvatkan vaqtta onlarının yatkıgı kerip dinğe ait nerslerinin bar yokluğunu tekşürdüqalıqını etkan. Yerlik sakçılar yana okuguçlarının yanfunni daim tekşürdüken. Bir Uyghur okuguçı Tordin hükümetki karşı videonu körüp kalıqalıqı üçün bihaterlik idarisi tarafından tekşürülgen. Şendonluk bir okutukçı öz mektebideki Uyghur okuguçlarının herkandaq dini paaliyet bilen şüğullunuşuğa hatta tamak dinkin dua kılışıgımı yol koymaydıqalıqını etkan. Haberde eytilişçe Xeylongjiangdaki bir ali mektepte okuyduğun Uyghur kız özünün bu mektepnin işkinci yıllıqıdan başlap nazarat kılınıp kilovatkallıqını etkan bulup heyt yaki tatil küllerden ilgiri Uyghur okuguçlar mektepten ayrılısı bolmaydıken. Fujian'daki bir ali mektebinin yetekçisi Uyghur okuguçlarının kündülük hareketini nazarat kılıp durduğallıqını, dersten çükendikin onlarının nemi iş kıldıqallıqını bekitip berdiğallıqını etkan. Onlar yana Uyghur okuguçlarının tam atlap çetelinin tor beketlerini körüdüğün körmeydiğallıqı, öz içide grupu kurgan kurmağallıqı digendek işlerini tekşürüp durduken. Uyghur okuguçlarını köztüş, mekbi elip berildiğen bulup, okutukçular Xitay bihaterlik organlarının talepi boyunca iş kıldıken. Xitay Amerika'nın siyasi virus tarqıtış bilen ayıpladı. Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı kişilik hukuk kengeşiga saylanışıga Amerika qattıq narazılık bildirgen idi. Xitay Taşqı İşler Ministerliği bayanatçısı Zhao Lijian Amerika'nın kişilik hukuku daxli taarruz qilish bilen ayıplanıwatqan Rusya ve Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı kişilik hukuk kengeşiga saylanışını tanqid qilganlığıga narazılık bildirdi. Zhao Lijian Beijing'de ötküzülgen muhbirlarını kütüp alış yığınında Amerika Birleşken Milletler Teşkilatı kişilik hukuk kengeşinden çekinip çıkan ve halkara cemaatçilikke karış çıkanlığı üçün başkalarını ayıplayalaydıgan yerde emas dedi. Jauyana Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı kişilik hukuk kengeşige saylanışını tanqid kılganlığına narazılık bildirip, Xitay Amerika'nın siyasi virus tarqıtışını toxtatışqa çakırdı dedi. Jau Amerika'nı irqçılık bilen ayıplap Amerika puralarının kişilik hukukunu koğdaşkı tırışı kerek. Yani irkçılık ve sakçılarının zoravallıqını toxtudun. Amerika kişilik hukukunu başkalarının içki işlerine arlış üçün bahanı kılıp işiltişini taşlışı lazım dep bilgirledi. Pompeo kişilik hukukunu defsende kılgan devletlerinin Birleşken Milletler Teşkilatı kişilik hukuk kengeşige saylanışını kabul kılgılı bolmaydıqalıqını bildirip, Amerika diktatör hakimiyetlerinin Birleşken Milletler Teşkilatı kişilik hukuk kengeşige saylanışını ayıplaydı degen idi. Kırgızistan Prezidenti Jeenbekov istifa berdi. Türkiye Milliyet Gezisi'nin bugünkü haberde bildirilişçe Kırgızistan Prezidenti Sooronbay Jeenbekov istifa bergenlikini ilan kıldı. Kırgızistan Prezidenti Sooronbay Jeenbekov türmeden çıkarılıp Başministerlik ornuğu oltırğızılğan sabık parlament azası Sadır Japarov'nın hükümet kurulması ve programmasının tasdiqlanışı üçün parlament tarafından evetilgen karar namını tünügün ret kılgan idi. Başminister namzati ve içki kabinet azaları üçün belet taşlandıgan pevkuladı parlament yığınıga 51 parlament azasının katnaşkanlığı. 10 parlament azasının vakaletname evetkenliği bildirilgen bayanatta Başminister kandidati hükümet programması, kurulması ve kabinet azaları üçün belet taşlaşkı kemdigende 61 parlament azasının bivasıtı katnaşışının şart ikenliği tekitlengen. 4. Oktyabr Kırgızistan'da ötküzülgen parlament saylımı neticesinin bekar kılınışını talep kılgan öktüçilerinin namayışı zoravallıqqa ayınlıp ketkendeyken Prezidentlik Mahkemesi ve parlament binası ilgili belinğen ve bulan talan kılınğan idi. Namayışçılarının bir kısmı valini görüge eliveliş ve namayış teşkille sebebinin türmege taşlanğan Atıyurt Partiyası'nın sabık muavin başlıkı Sadır Japarov'nu türmeden çıkarıp şükünü onu başministerlik ornuğa oltırgızğan idi. Növete Prezident Sooronbay Jeenbekov'nın nimi üçün vazifesinden istifa bergenliği hakkında iniq malumat yok.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim.